Hemen şunu soruyorlar Fenerbahçeliler, Medina olacak mı diye. Olacak abi ama birkaç gün daha büyük ihtimalle görüşme sürecek. Ocak'ta mı gelecek yoksa Eylül'de mi? Yani bu dönem mi gelecek diye, ama %95 Ocak, %5 Eylül gibi. Ama Medina transferinde şu an bir sıkıntı yok, onu söyleyeyim. 22 yaşında nasıl bir oyuncu peki? Biraz oyuncunun teknik özelliklerine hakkında nasıl bilgi verebilirsin? Yani şöyle söyleyeyim abi sana, son katıldığı turnuvada Arjantin milli takımıyla beraber önemli işler yaptı ve ikiye katladı neredeyse değerini Cristian Medina. O turnuvada da birçok takımın dikkatini çekti. İşte İtalya'dan talipleri vardı. Fenerbahçe keza uzun süredir peşinde. Çok ciddi bir rakam verecek ve o rakama çıkmasına rağmen hala çok tereddütlü bir durumdaydı Boca Juniors. Çünkü bu dönem gönderse elinde onun yerine oynatacağı bir oyuncu yoktu. Ama nitekim en geç Ocak'ta olacak şekilde şu anda anlaşma sağlandı. 10 artı 5 milyon dolar. Toplamda 15 milyon dolarlık bir Doğru söylüyorum. anlaşma. Önemli bir isim. Fred'in yıllardır Fenerbahçe geldiği günden beri aslında Fred oynamadığında bambaşka bir takıma evliliyor ve yerine kim oynarsa oynasın Fenerbahçe taraftarı Fred'in ikamesi olarak görmüyordu onu. Medina tam anlamıyla Fred tipinde bir oyuncu. Gelişime açık bir oyuncu. Fenerbahçe evet 15 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Ama bu yatırımın üstüne de rahatça çıkabileceği bir isim kadrosuna katmak üzere diyelim. Peki Yağız, sen son 20 yılda Galatasaray, Fener ve Beşiktaş'ın bu kadar önemli transferler yaptığına veya bu kadar borç batağına rağmen bu kulüplerin böylesine bir risk altına girdiğine daha önce şahit oldun mu? Yani şöyle söyleyeyim, geçen sezon bence seviye anlamında çok daha üst seviyeye çıkarmıştı takımlar ve çok büyük harcamalar yapmışlardı. Bu sezon da biraz birbirlerini tetiklediler bence. Fenerbahçe işte Amrabat'ı getirdikten sonra Galatasaray'ın Osimhen'i getirmesi Filip Kostić transferinin bence önünü açtı. O yüzden geçen sezonki harcamalar, gelen isimlere bir bakalım. Çok acayip bir transfer dönemiydi. Bu transfer hatta zaman zaman böyle 10-15 günlük blok boşluklar da oldu. Hiç haberin olmadığı, hiç girişimin olmadığı. Ama şunu da söyleyeyim, geçen sezondan başlayan bu kaliteli oyuncuların işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a gelme, hatta Trabzonspor'a da gelme projesi bu sezonda devam ediyor ve kadrolarını ciddi anlamda güçlendirdiler. Ama şunu da unutmayalım, maalesef Edirne'den dışarı çıktığında takımlarımız ciddi problemler yaşıyor. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Artık bu bütçeler, bu harcamalar ve bu takım kalitelerinin Avrupa'da da bir şeyler yapması gerekiyor. Yani Ben de onu soracaktım. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde sence 3 takımımız, 3 büyük takımımızın serüveni bir yarı final, ben şimdi çeyrek final kesmez diyorum. Bir yarı final, bir final, hatta bir şampiyonluk o sene bu sene olma ihtimalini nasıl görüyorsun? yani inşallah diyeyim abi. Ama tabii çok kolay değil artık. Yeni de sistemde değişti. Ama favorilerden midir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş? Bence en az ikisi. Direkt olarak hani ilk 10'a girer. O Avrupa Ligi'ndeki favoriler kısmında bence, benim şahsi fikrime göre. Ama tabii çok kolay değil. Yani hani az önce söylediğim durum vardı. Avrupa'dan en az hasarla dönecek takım şampiyon olur diye. Şimdi orada aslında bir tercih yapacaklar. Çünkü hatırlarsan Jose Mourinho da Şampiyonlar Ligi döneminde direkt olarak hani gitmemiz çok iyi olur. Prestijdir ama ana hedef olarak söylemediler bana gibi bir ifadesi vardı. Şimdi burada Avrupa Ligi direkt hedefi midir? Jose Mourinho varsa bence Fenerbahçe'nin hedefidir. O yüzden artık biraz bu transferde çok fazla konuşuyoruz. İşte milyon eurolar havalarda uçuşuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hepsi için geçerli. Ama maalesef Avrupa arenasında çok çok iyi değiliz. O yüzden bu sene bence hazır bu Avrupa Ligi'nin de formatı değişmişken katılıyorum sana. Gönül ister turlara çıkalım. Çeyrek final beni kesmez diyorsun. Hiçbirimizi kesmez. Ama bence artık Avrupa'da bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Çünkü bu bütçeler gerçekten büyük bütçeler. Bu kadroların Transfermarkt değerlerine de bak, 250-300 milyon euroları buluyor artık. Yani hedef sadece bu kadrolarla lig olmamalı bence. Benim demeye çalıştığım durum bu.